Peygamber Efendimizin doğumu nasıl müjdelenmiştir? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi efendim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, tabii annesi hamile kaldıktan sonra hiç şey yapmadı. Yani bir hamilelik sıkıntısı çekmedi. Son derece rahat bir hamilelik süreci geçirdi. Ve asıl Peygamber Efendimizin geleceğinin müjdesi Kitab-ı Mukaddes'te var. Yani Tevrat'ta var. Efendim ve Yahudiler, yani İsrailoğulları o zaman, tabii Yahudiler, bu son peygamberin, gelecek olan son peygamberin kendi ırklarından olacağını umut ediyorlardı. Ve gelecek olan peygamberle ilgili olarak bazı alametler biliyorlardı. Mesela bir yıldız kayması olayı var Mekke'de. Ve bu bekleniyordu. Ve hatta ismi bile Ahmet olarak geçiyordu. Yani bu şekilde biliniyordu. Ama tabii Resulullah Efendimiz dünyaya teşrif etmeden önce olan bazı olaylar da var ki bunlar içerisinde en böyle unutulmayanı fil vakasıdır. Fil vakası. Yani Ebrehe o zaman Yemen Yemen valisi. valisi o Sana'da bir kilise yapmışlar bunlar. Ve o kiliseyi Kabe'yi Araplar ziyaret ediyorlardı. Orayı kutsal biliyorlardı İslam'dan önce de. Ona bir alternatif olarak veya insanları Kabe'ye gitmelerini önlemek, Yemen'e celbetmek için bir kilise yaptırdı Sana'da. Fakat orada Araplardan birisi hakaret etti o kiliseye. Hakaret etti. Bunun üzerine öfkelendiler ve Kabe'yi yıkmak üzere Ebrehe bir orduyla Mekke üzerine yürüdü. Ve bu ordunun içerisinde filler de vardı. Fil de vardı. Tabi o zaman fil şimdiki tank gibi. Yani iri hayvanlar kolay kolay ok geçmez, kılıç kesmez falan yani. Geldi mi ezer geçer falan böyle bir şey. Bunlar Mekke'ye yakın bir hale bir yere geldiler. O zaman Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip Mekke emiriydi veya şeydi. Kureyş'in reisiydi. O şeye gitti. Ebrehe yani yapmamaları için ricaya gitti. Kabe'yi yıkmamaları için. Ama bu ara o Ebrehe ordusundaki askerler Kureyş'in develerini gasp ettiler. Yani o otlakta otlamakta olan develerini gasp ettiler, getirdiler. Abdülmuttalip develeri istemeye gitti. Ve dedi ki develerimizi bize geri verin. O zaman Ebrehe biraz şaşırdı. Yahu dedi ben de zannettim ki sen Kabe'yi yıkmayın diye ricaya geldin. Sen deve peşindesin. Kutsal mekanınız değil dedi. O zaman Ebu Abdülmuttalip dedi ki oranın sahibi Allah. Onu sahibi Onu koruyacaktır. sahibi korur. Ben kendi malımı istemeye geldim dedi. Ben develerimin Develerimi sahibiyim. istemeye geldim. Ve öyle mi diye hücuma geçti. Fakat o zaman işte bu Fil suresinde Elem tera keyfe feale Rabbuke. eshabil fil. Ashab-ı file Allah'ın ne yaptığını görmedi mi? Ve ersela aleyhim tayran ebabil. Onların üzerine ebabil kuşları gönderdi. Ve o ebabil kuşları onların üzerine küçük çakıl taşları gibi ateşte pişmiş tuğlacıklar attı ve onları ki asb-ı mekul. Yani yekinmiş olan Evet. Biçilmiş ekinlere. biçilmiş ekine çevirdi. Çevirdi. Bu oldu peygamberimizin doğumundan 52 gün önce. Bu oluyor. Böyle bir hadise. Ama asıl Peygamber Efendimizle ilgili olaylar doğduğu gece ortaya çıkıyor. O yani neredeyse mucizevi olaylar diyelim. Onlardan birisi demin temas etmiştim. O Yahudilerin Peygamber Efendimizin geleceğini biliyorlardı. Bir yıldız kayması oldu. Ondan bir kadın efendim bunu fark etti. Farklı rivayetler var. Bu Tabakat İbni Sa'd diye bir İslam tarihi kitabımız var biliyorsunuz. Orada bunlar naklediliyor. Evet. Efendim sabahleyin kalktı Mekke sokaklarında şey yapmaya başladı. Bugün Kureyş'ten bir çocuk oldu mu? Dünyaya geldi mi? Karıştırmaya başladı. Bilmiyoruz falan dediler. Nihayet
Evet, Abdülmuttalib'in bir torunu oldu. Tabi Peygamber Efendimiz'in babası daha kendisi doğmadan vefat etmişti. Yetim olarak dünyaya geldi. Evet, Abdullah'ın yetimi. Evet. Şimdi peki onu ben görebilir miyim? Gitti baktı. Sırtında Peygamber Efendimiz'in nübüvvet mührü vardı. Onu da o alameti biliyordu. Ve ona baktı. Dedi ki eyvah bizden gitti. İsrailoğullarından gitti peygamberlik diye. Feryadu figan etti. Mesela bu Resulullah'ın dünyaya geldiği gece olan olaylardan birisi. Sonra Sava Gölü diye bir göl vardı. Onun suyu tamamen çekildi. Kisra'nın, yani o İran kralı o zaman, onun sarayının 14 tane direği çöktü. Efendim, sonra o ateşperestlerin 1000 yıldır hiç sönmeyen ateşleri söndü. Kabe'nin içerisinde putlar vardı. 360 tane put vardı. Onlardan birçok kısmı yüzüstü yıkıldı o gece. Efendim bir nehir vardı. O nehrin suyu yoktu hiç. O geceden itibaren su dolup taşmaya başladı. Yani bu tip Peygamberimiz dünyaya geldiği zaman mucizevi olaylar yaşandı. Ama dediğim gibi doğumundan önce onun doğumuna işaret eden, müjdeleyen, gerçi çok alametler belirdi gelmeden var şeydi ama bu geldiği gece alametlerdi onlar da. Evet. Resulullah Efendimiz hangi gün doğmuştur? Ona dün bir parça temas etmiştik. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi gecesi doğdu. Ol Rabi, Mevlid'de var ya, ol evet. Rabi'ul evvel ayın nicesi 12. gece İthneyn gecesi. Yani Rabi'ul evvel ayının 12. pazartesi gecesi. İthneyn pazartesi demek evet. Arapçada. Pazartesi gecesi dünyaya geldi. Geçen sene başka bir gün kutlamıştık belki. Evet. Önümüzdeki sene daha başka bir gün kutlanacak. Niye? Şimdi bu mübarek geceler, mübarek aylar, yani dini vakitler bu bizim güneş takvimine göre değil, ay takvimine göre oluyor. Yani biliyorsunuz şimdi bizim miladi takvime göre dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saatte bir tur atıyor. Ha, ay ise dünyanın etrafında 355 günde bir tur atıyor. Ve her sene bir önceki seneye göre bu ay takvimine göre ki Rumi takvim de denilir ona. Sonra Hicri takvim denildi ama Hicri takvim biliyorsun şeyde 622'den sonraki şey esas alır. Bu Rumi yani ayı esas alan takvim bu devamlı dönüyor. Yani her sene 10 gün önce geliyor. Onun için geçen seneki Kandil gününün tarihi ve günü ile bu seneki Kandil gününün tarihi ve günü aynı değil. Bugün ayın kaçı? 26'sı mı? Ha, geçen sene 16'sıydı muhtemelen. Evet. Unuttum ben hangi gün olduğunu ama 16'sıydı. Yani evet, şimdi arada 10 günlük bir fark oluşuyor her yıl. Yok geçen sene 16'sı değil, daha sonra. Evet. Yani 26 belki sonraki ayın 4'ü. Yani Ekim'in 4'ü falandı belki. Yani ondan dolayı bu gün farklılığı oluşuyor. Var. Hocam tabi burada asıl önemli olan Resulullah Efendimiz'in hayatını, yaşantısını örnek almak. Bu konuda neler söylüyorsun hocam? Onu nasıl örnek almalıyız? Şimdi şöyle bakın. Bir defa yani Peygamber Efendimiz'i önce tanımalıyız. Sonra anlamalıyız. Ondan sonra da yaşamalıyız. Yaşantısını yaşamalıyız. Üç aşamalı bir şey. Onu tanımak, yani sevmek için tanımak lazım. Kişiliğini, karakterini, tanımak lazım. Ahlakını. O yüzden Müslümanın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gerek kronolojik olarak hayat hikayesini, gerek yaşantısını, yani siretini çok iyi bilmesi lazım. Olaylar karşısındaki tavrı, emri altındaki insanlara karşı davranışı, beşeri çocuklara karşı, evet. Hanımlara karşı, düşmana karşı, fakire karşı, zengine karşı, eşyaya karşı, her şeye karşı, hayvana karşı, eşyaya evet. karşı dediğin gibi. Ya ne diyor bak eşya su. Yani israfı yasaklıyor. Bir diyor nehir kenarında olsanız bile abdest alırken suyu israf etmeyin. Evet. Şimdi bizim ümmeti Muhammed bugün barajlarda su bırakmadık. Ya adama bakıyorsun araba yıkıyor.
Ötekine bakıyorsun halı yıkıyor. Ötekine bakıyorsun bahçe suluyor. Ya içecek suyu bulamayacağız. Yüzümü yıkayacak, abdest alacak suyu bulamayacağız. Allah korusun. Evet. Yani şimdi sadece Peygamber Efendimizin ibadet hayatı değil bizim bize örnek olan şey. Evet. Her yönü, hayatın her yönü. Tabii bu örnek alabilmemiz için önce tanımamız lazım. Onun için bu kandiller Peygamber Efendimiz'i tanımak için birer vesile olmalı. Evet. Ve tabii çocuklarımıza bunları öğretmeliyiz. Ebeveynler olarak öğretmeliyiz, öğretmenler olarak öğretmeliyiz, imamlar olarak öğretmeliyiz. Yani her fırsatta, her imkanda Peygamberimizi tanıtma, öğretme esas. Aslında Resulullah Efendimiz'i yılın her günü gündem edinmeliyiz. Tabii yani. O da burada hocam, peki hadislerin yeri, önemi nedir Resulullah'ı tanımada, öğrenmede? Şimdi efendim, yani hadisler bir defa topluma yön verici, dini öğretici şeyler. Ve tabii aynı zamanda bize Resulullah Efendimiz'in tanıtmasına da vesile oluyor. Yani kendisinden öğüt isteyene verdiği öğüt, yardım isteyene yaptığı yardım, kendisine gelip de bir kaba davranana gösterdiği o iyi şey. Yani bunlar hadislerle de bilinir. Ama daha çok hadis deyince bize yön veren, yani işte namazı şöyle kılacaksınız ki o sünnet ve hadis beraber, oruç, ibadetler başta olmak üzere, haramlar, helallar, mübahlar ve akitlerde dikkat etmemiz gereken şeyler, peygambere karşı tavrımız, diğer insanlara karşı tavrımız, ebeveynimize karşı tavrımız, bütün bunlar hadislerin konuları içerisine girer. Tabii siret, yani peygamberimizin hayatına sireti nebi denilir. Ve biz bunu okuldayken çok güzel öğrenmiştik. Bilmiyorum hala aynı kitap mı okutuluyor şu anda İmam Hatip okullarında, bu konuda ne okutuluyor? Bize rahmetli Mehmet Zekai Konrapa diye bir hocamız vardı. O yüksek lisans mezunu hocamız oldu bizim. Onun yazdığı Hazreti Muhammed'in Hayatı Siyer-i Nebi diye bir kitabı vardı. Ve gayet öz ve güzel bir şekilde Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyordu, öğrendik. Tabii ondan ibaret mi? Hayır. Daha çok birçok Peygamberimizin hayatını. Mesela Diyanet'in çıkardığı bir eser var. Ali Himmet Berki ile galiba Osman Keskioğlu. Onların çıkardığı bir eser var, gayet güzel. Sonra Sarışam. Ne Sarışam? İbrahim Sarışam. Onun çıkardığı eser var. Çok şimdi, eskiden öyle değil. Çok fazla hocam. Çok, seviye, çocukların seviyesi uygun, gençlerin seviyesi evet, uygun. Evet, o güzel renkli şeyler. Evet. Bir şey aklıma geldi bak. Mesela Hamidullah'ın Muhammed Hamidullah. Hazreti Muhammed diye iki ciltlik var. Evet. Şimdi İslam peygamberi. 976. Konya 66. Konya İmam Hatip Okulu'nda öğrenciyim. Ve orada eski İmam Hatipler, bizden öncekilerden birkaç kişi bir yerde toplanmışlar, eski arkadaşlar. Bir de benim amcamın oğlu var. O da benim yanıma gelmiş, o da beni oraya götürdü. Orada Mustafa Pektut diye o eski Şişli müftüsü vardı, Allah rahmet eylesin. Onlar bir yayın evinin de sahibiydiler aynı zamanda. Halit Güler vardı, bir de ikisi ortak. Ve orada şey yaparken o Muhammed Hamidullah'ın, Hazreti Muhammed'in hayatı, İslam peygamberi. İslam peygamberi. Onun birinci cildini basmışlar. Öyle bir sevinçle anlatıyordu ki. Öyle bir sevinçle. Yani daha önceden yazılmamış mı? Yazılmış. Ama insanımızın anlayacağı şekilde değil. Ömer Rıza Doğrul'un Asr-ı Saadet diye eseri var. Çok güzel, 4-5 ciltlik. Ama onlar yeniden yeni harflerle basılmamış. Tabii bu eski harflerle basıldıysa bile yeniler onu okuyamıyor. Yeni harflerle basılanı eskiler okuyamıyor. Yani evet, böyle bir dram yaşanıyor ülkemizde. Ona böyle heyecanla böyle anlatmıştı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi her kademedeki insanımıza hitap eden hatta hocam kitaplar bunu, var. Kitapların haricinde podcast dediğimiz sesli şeyler de var, yayınlar da var Resulullah Efendimiz'in ben hayatında. Ben onları takip edemediğim için. Yani bizi radyodan dinleyen dinleyicilerimiz radyolarından dinleyebilirler. Var, evet, var. Onlar da var, evet. Yani evet, orada bu şekilde ama dinleyerek öğrenebilirler. Yani peygamberi tanımak demek sadece onun kronolojik hayatını bilmek değil. Onun yaşantısını bilmek her yönüyle ve bir de onu örnek almak. Evet. Onu örnek almak demek de onun yaptığı her şeyi yapmak değil. Aslında hani Resul onu yaparken neyi gözetmiş?
Evet. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi İmam Gazali'nin bir sözü var. Der ki, biz peygamberi taklitle değil, örnek almakla emrolunduk. Ümürna nasıldı? Demin ne dedim? Taklit değil de örnek almakla. Örnek alma. Üsve olarak. Evet. Üsve-i hasene. Yani neyi ne için yapmış? Mesela bak, bir basit bir şey söyleyeyim. Şimdi hadislerde geçer. Bir kabı, bir köpek yaladığı zaman onu 7 defa yıkayın. Ve birisi de toprakla olsun. Şimdi bugün biz aynı şeyi yapmaya kalktığımız zaman o taklit olur. Resulullah'ın maksadı bu değildi. Yani kıyamete kadar böyle kapları toprakla temizleyin değildi. İyice temizleyin. Evet. Onda o şey eseri kalmasın. Dolayısıyla hangi zamanda neyle temizleyebilecekseniz onunla temizleyin. Budur. Buna teessi. Nahnu umirna bit teessi la bit taklit. İmam Gazali diyor. Biz örnek almakla emrolunduk. Taklit etmekle değil. Yani Resulullah Efendimiz'i anlamak, yani öğrenmek bir defa, kişi bilmediğinin düşmanıdır. Peygamber'e düşmanlık yapan insanlar var ya, Kur'an'a düşmanlık yapan insanlar, emin olun bilmiyorlar. Eğer Peygamber Efendimiz'i tanısalar, ya Gote kadar, Gote bir Hristiyandı. Evet. Muhammed'in ilahisi diye onun şiiri var biliyorsunuz. Ve Türkçe'de tercüme edildi o, çeşitli birkaç defa farklı. Bu bir Hristiyan edip şair. Ve Resulullah Efendimiz'den böyle çitayişle bahsediyor. Niye? Çünkü gerçekten onun getirdiği din, onun meydana getirdiği toplum böyle sıradan bir insanın yapabileceği bir şey değil. Yani belli ki o efendim bir ilahi kudret tarafından görevlendirilip desteklenmiş. Bunu anladın mı? Karşı çıkamaz ki insan. Evet. Peygamberi bilmiyor adam. Olmadık şeyler. Bilmiyorum. Ve adı da bazen bunların adı da Müslüman Ahmet Mehmet olanlar da var işlerinde. Ne yazık ki. Ne yazık ki hocam. Bilmiyor. Bilmek de istemiyor hocam. Böyle bir ön yargı merak, da var. Merak eden adam yani, öğrenir. Evet. İmkan var çok tabii. Evet. Çok. İşte bu şeyler, vesileler. Yani keşke daha böyle çok insana ulaşabilsek. Bu vesilelerle, bu işte Mevlid kandilleri veya Mevlid haftası vesaire. Şimdi bu hafta biliyorsun Mevlid haftası olarak kutlanıyor ülkemizde. Evet. Eskiden miladi takvim esas olarak kutlanıyordu. Peygamberi tanıyacaksın. Evet. Sağlam bir imana sahip olacaksın. Evet. Ve bu imanın insanı götürdüğü istikamet. Evet. Yani, yani Kur'an-ı Kerim'in daha ilk başta İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ihdinas sırâtal müstakîm. Sırat-ı müstakîmdir istikamet. O. Şimdi aslında hocam istikameti kısaca yani Müslümanca yaşamak şeklinde özetleyebiliriz. Çok güzel. Müslümanca son nefese yaşamak, kadar Müslümanca her şeyiyle. Her şeyiyle. Diyor ayetteki ba'budu rabbeke hatta yetiyeke yakin. Ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Yani hiçbir zaman kulluğu unutmamak. Ya biraz bugün unutayım da Ramazan gelince tekrar başlarım şeklinde bir anlayış değil. Fes takim kema ümirte. Evet. Değil mi? Hud suresinde. Aynen. Emrolunduğun şekilde dost doğru ol, evet. Dürüst ol. Düzgün ol, düzgün. Güvenilir ol, mütevazi ol, hak hukuk sahibi ol. Artık bunu istediği kadar ne kadar fazilet varsa onların hepsini bunun ucuna ekleyebilirsin. Evet. Ve bu zor bir iş. Peygamber Efendimiz şeyyebet nihud diyormuş biliyorsun değil mi? Evet. Yani beni Hud suresi kocattı. Niye? Orada istikamet emrediliyor. Evet. O istikameti uygulamak çok kolay bir iş kolay değil. Kolay bir iş değil. Peygamber. Ama uyguladın mı da işi tamam. Aynen öyle. Burada hocam mesela Resulullah Efendimizle Kur'an arasında nasıl bir ilişki var hocam? Yani Resulullah olmadan da Kur'an'a biz ulaşabilir miydik? Ya da ya şimdi Resulullah Kur'an-ı olmadan Kerim'de, Kur'an'ı anlayabilir miyiz? Şöyle, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan anlayabileceğimiz muhkem ayetler var. E diyor ki içki haramdır. Kur'an'dan bunu okuyup anlarız. Kumar haramdır. Oruç farzdır. Namaz farzdır gibi. Bu tipler var. Ama buların detayını biz bilemeyebiliriz. Zekat emrediliyor da Kur'an'da. Biz Kur'an'ı açıp orada diyor ki zekat verin. E nasıl vereceğim ben zekatı? Kime vereceğim var Kur'an'da. Evet. Ne kadar vereceğim? Hangi mallardan vereceğim? Kur'an'da diyor ki namaz kıl. Ben nasıl namaz kılacağım? Nasıl? Kıbleye dön. Kıble ne taraf? Mescid-i Haram tarafı o da var Kur'an'da. Yani Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın
diyelim ki açıklamasına ihtiyaç duymadan anlayabileceğimiz şeyler var. Ama bunlar Resulullah'ın izahına ihtiyaç duyduklarımızdan daha azdır. Şimdi hatta şöyle bir söz var, güzel, hoşuma gider benim. Kur'an bize ne yapacağımızı söylüyor. Sünnet de nasıl yapacağımızı söylüyor. Çok güzel, hoş bir şey. Yani Peygamber Efendimiz'in sünneti olmasa biz, sadece Kur'an-ı Kerim'le ben dinimi yaşarım diyen yanlış yapar. Evet. Yani en basitinden de mi şöyle, namazı nasıl kılacak? Namazı nasıl kılacak? Hacca gitti. Hac'taki ibadetleri nasıl yapacak? Kimileri gidip şeytan taşlamamış. Duyduğuma göre hocalardan. Niye Kur'an'da böyle bir şey yokmuş? Ya peygamber uygulamış bunu. Kur'an'ı getirdi peygamber. Kur'an'ın kendisine gönderildiği peygamber uygulamış. E şimdi yani sen ondan iyi mi biliyorsun bu işi? Yani bir defa Kur'an ne diyor? Allah'a ve evet. Resulüne itaat edin. Atiyu Allah'a ve atiyu Resul. Evet. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Kendisi diyor, efendim bana Kur'an ve bir benzeri verildi. Yani sünnet olmadan, Resulullah'ın sünneti olmadan, Kur'an-ı Kerim'in anlayamayacağımız ayetleri var, evet çok. Evet. Ama dinimizi mükemmel bir şekilde yaşayamayız. Çünkü nasıl yaşayacağımızı bilemeyiz. Kur'an detaya girmez. Çok basit bazı konularda girer. En detaylı alanlar, bir ceza hukuku alanı. 70 kadar ayet var bu konuda. Bir de şey, miras hukuku, detay. Bir de aile hukuku da var hocam. İşte, ha, o da var, evet. Onda da 70 kadar ayet, onda da aile hukukunda da ama şey öbürleri kadar değil o. Yani diğerlerini biz neyle öğreniyoruz? Evet. Faiz haram, tamam, ama niye faiz? Peygamberimiz 6 tane madde sayıyor, o maddelerle ilgili değil mi? Yani onlardan öğreniyoruz. Evet, onlardan öğreniyoruz. Evet. Hasılı, hocam. Peygamber hayat... Efendimiz olmadan Kur'an'ı tam manasıyla hocam anlayamayız. Şimdi biliyorsunuz bazı ayetler muhkemdir, bazıları müteşabihtir. Müteşabihler içerisinde mücmeller vardır. Müfesserler vardır. Evet. Bir de hocam, bunlar şu usulü tefsirin yani, konularıdır. Kur'an bir düşünce kitabı değildir. Kur'an bir hayat kitabıdır. Tabii. Allah kullarım bu kitaba göre yaşasınlar diye indirdi, inzal etti. Örneğini de Hazreti Ayşe validemiz ifade gibi Resulullah Efendimiz de bize gösterdi. Hayatı Kur'an'dı, ahlakı Kur'an'dı. Dolayısıyla yani hayatı anlamak için, doğru anlamak için Kur'an'a ihtiyacı var. Kur'an'ı doğru anlamak için Hazreti Peygamber'in sünnetine, hadisine ihtiyacı var. Benim evet. Şeyim aynı zamanda düşünce. Düşünce, evet. Çünkü bizi düşünmeye çok teşvik ediyor. Evet. Yani tabiat olaylarına işaret ediyor. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ gibi birçok ayette umulur ki siz fikir edinirsiniz. Umulur ki efendim akledersiniz. Umulur ki öğüt alırsınız gibi birçok ayetler var. Bunlar düşünce. Ve Peygamber Efendimiz de düşünmeye teşvik ediyor. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti sene. Evet. Bir an düşünmek bir sene ibadet, nafile ibadetten daha evet. Hayırlıdır. Niye? Demin dedik ya, mesela peygamberi sadece bilmek değil yetmez. Onu anlamak ve onun örnek almak, örnekliğine gitmek. Evet, evet. Düşüncede kalmamalı yani. Kalmamalı. Evet. Tabii o düşünce insanları bir yerlere götürmeli. Götürmeli. O da nedir? Allah'ın varlığına götürmeli. Kendi aczimize götürmeli. Kulluğumuzu bize öğretmeli. Evet. Yeryüzünde bir emanetçi olduğumuzu hatırlayıp iyi bir kolaylık ümidiyle hocam